Merhaba arkadaşlar. Microsoft Excel, Microsoft Power Query ve Microsoft Power BI üzerinde ilişkiler konusu, bildiğiniz gibi tablo arası ilişkilerin oluşturulması yönelik her birinde bütün ilişki türlerini uygulayacak şekilde bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi tabii ilişkiler basit anlamda tablo arasında bir bağlantı oluyor ve biz birçok tablodan veri almamızı sağlıyor. Ancak biraz kökenine, fazla teknik açıklamalara girmek istemiyorum ama sizler RDMS, Relational Database Management System, normalizasyon vesaire, further reading, onları okumak, geliştirmek lazım. Yani burada verilerin düzenlenmesinden, ilişkilerin detaylarına ilişkin elbette teknik ve detaylı konular var. Onları da geliştirsiniz ama temel anlamda ben size bu işin uygulamasını yapmaya çalışacağım. Excel bilgisi gerekir mi? Evet, tabii ki gerekecektir. Pivot tablo bilgimiz, Power BI temel olarak biliyor olmamız lazım ki bu sunumdan yararlanalım. Tabii ki ben 365 kullanıyorum. Sanıyorum 2016 ve üzeri kullananlarda da benzer şeyler olabilir ama sonuçta şu eksikti, bu eksikti, onları çok bilemeyeceğim diyebilirim. Yarım saat süreceğini düşünüyorum. Uzun bir sunum. Sizlere sabırlı bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Tabii ki sorularınız vesaire olunca zaten video yorumlarına yazılıyor. Elbette her şeyi bilmemiz, yapmamız mümkün değil. Kolaylıklar veya farklı şeyler varsa onları da paylaşırsınız. Birlikte daha iyi öğrenmeye çalışırız konuları. Evet, ilerleyelim. Şimdi ya size en zor tarafı, hani nereden biliyorsun da bu kadar videoları çekiyorsun gibi, yani denmiyor ama arkadaşlar uzun bir süredir çalışıyorum. Ben aslında Microsoft SQL Server'ın yönetim tarafında da uzmanlaşmıştım. Yani yıllarca eğitimlerini verdim. Bazı projelerde çalıştım. Yani işte böyle bir Microsoft'un sertifikası, SQL ile ilgili kitaplarım, Access ile ilgili kitaplarım, işte Excel çalışmalarım, bu konularda beni bir miktar deneyimli yapıyor diyelim. Onları geçelim. Şimdi bu ilişki esprisi iki tablo arada ya da birden çok tablodan yararlanmamızı sağlıyor. Başka avantajları neler derseniz saymakla bitmez. Bir kere bu hani her şeyi bir tabloya doldurulur ya Excel'de veri tabloda. O ne olacaktır? Her şeyi bir tabloya doldurmak demek. Hepsini tekrar girmek demektir. Yani siz şimdi bir satış kaydı düşün, fatura numarası, şu böyle bir hareket dosyası düşünün. Fatura numarası, tarih, şu bu olacaktır. Sen şimdi orada müşterinin adını da yaz, bilmem nesini de yaz, git ürünün şu özelliği yaz, olursa o satış tablosu çöker. Çok büyük olur. O ürün kodundan satış tablosuna bağlanır. Müşteri kodundan müşteri tablosuna bağlanır. Ben böylelikle müşterinin iline göre de çekerim. Ürünün bir özelliğine de göre raporlar alabilirim. Hep böyledir zaten. İlişkisel veri tabanı sistemi bu nedenle hazırlanmıştır. Dediğim gibi teknik detaylarını burada girecek durumumuz yok. Biz hani Excel'de ve Power Query'de, Power BI'de, Power Pivot'taki uygulamaları yapacağız. Veri bütünlüğünü falan sağlıyor. Bunlar çok önemli. Yani olmayan bir malın satılmaması vesaire gibi. Onları da ayrıca geliştirirsiniz. Tabii bir miktar tarih ve ustalara saygı diyelim. Bu SQL dili, bu SQL dili, SQL tabanlı, bu bir relational system, yani ilişkisel sistemin kurucusu bu kişi. Sanıyorum 70 yıllarda bir IBM projesi olarak çıkmış. Edgar F. Codd diye bakarsınız, sadece IBM.com'dan bir Google taraması yaptım, kaynağını verdim. Yani hani bu böyle geliyor, oradan geliyor. Bakarsınız biz bunları geçmişte hep anlatıyorduk. İlgili kişilere diyelim. İşte SQL dili. Orada benim kitabımdan da sizlere sayfalar göstereyim. SQL kitabımdan var idi çeşitli bölümlerde. İşte bu joinler, moinler bu anlamda yapılıyordu zaten. Inner join, outer join vesairesi. İşte aynı onlar burada da hayata geçiyor. Artık geçelim. Biraz terminolojiye ihtiyacımız var. Bunları süreç içinde kullanacağım. O nedenle bu nedir demeyin. İlişki, relationship dedik. İngilizce karşılığı, universal karşılığı gibi. Bir kavramımız var. Benzersiz olmak. Ürün kodlarınız var. Bunlar tekil olacaksa, tekrarsızsa bunlara benzersiz diyoruz.
unique olması. Yine bazı anahtar alan işte key fieldlar esprisi var. Yine ilişki kurarken one tarafında benzersiz bir alan. Ona birincil anahtar diyoruz. Primary key'yi yine yabancı anahtar onun karşılığı. Birçok ilişki düşünürseniz birazdan detaylandıracağım. Yine veri modeli bir ilişkiler sistem modeli Excel için düşünebiliriz. Bu ilişkiler sistemi desteklemek için veri modelini ekliyoruz pivot oluştururken. Zaten Power Query'de yüklendiğinde ekleniyor. Bir cardinality var. Bu ilişkinin biliyorsunuz sayısal şey, temelini oluşturuyor. Bire bir, bire çok, çoka çok gibi yine detaylandırırız. Veri bütünlüğü bir kavram yine ilişkisel sistemden geliyor. DAX tabi Power Pivot ortamında, Power BI ortamında yeni sütun eklemek, ölçü eklemek vesaire. DAX dili kullanılıyor. İşte bir sum olabilir, bu bir calculate olabilir, related olabilir, lookup value olabilir. Bu tür yine ilişkisel yani bu tür tablo arasında veri çekmekle ilgili yararlanabileceğimiz DAX'ları da bilmek gerekir. Power Query biliyorsunuz Power Query'de M language var yani oradaki dil farklı. Power BI ortamındaki şey farklı. Power Pivot ortamında yine farklı DAX kullanılıyor. Power BI'de DAX kullanılıyor ama her ikisinde de Power Query aşamasından geçildiğinde M language kullanılıyor. İşte date nokta ondan sonra ne bileyim split komutu vesaire gibi. Yine bakarız. Zaten çok sayıda Power Query vesaire videomuzda var. İlgili bakalım. Şimdi ben burada size bir büyük tablodaki birçok tablo arasında ilişkiler kuracağım, yapmaya çalışacağım ama ayrı ayrı dosyalar da olabilir bunlar. Hani o yükleme aşamasında hem Power BI için düşün hem Excel için düşün. Hani get data veri al dediğiniz yerde dosya da olur, sheet de olur, sayfa da olur, bir alan da olur gibi. Onları öyle düşünebilirsiniz. Zaten şeyde de öyledir. Çok sayıda veri vardır ERP sistemlerinde de. Bunlar bir veri tabanında, ilişkisel sistemde dururlar. Size gördüğünüz raporları sunmak için kullanırlar. Evet, şimdi gelelim işin hani hayata yansıyan kısmına diyelim. Şimdi biliyorsunuz bir tablomuz var, satışlar tablosu. Bir şekilde tutulmuş satış numaraları veya indirilmiş. Bize deniyor ki ya ürün satışlarının toplamını bulur musun, sunar mısın, gösterir misin? Siz de tabii ki gidip çok rahat bir şekilde bir pivot tablo yapabilirsiniz. Power BI'da çok rahatlıkla alıp atıp bir görsene diyebilirsiniz ki satılmış, aylık bu kadar satılmış. Çok zor olmasa gerek. Çünkü bir tabloyla çalışıyorsunuz. Ama gelelim şimdi birden çok tabloya ihtiyaç duyacak. Ne zaman duyulur? Adam diyebilir ki ya biz markaların bazında ürünlerin satış toplamlarını görelim. Bir aylık yıllık detayları vesaire. Ha, ama bizim satışta marka yok. Bizde ürün kodu var. O zaman git onun markaların ürün koduna gir. Burada ne yapıyor yapanlar? Bir düşey ara ve lookup çekiyor. Onun satışta tablosu oluyor. İyi de yarın bir gün ürünün türü, özelliği, KDV'sini müşterilerden şu 80 tane bir lookup eklerseniz bu sefer yine bu satış tablosuna pek hayır çıkmaz. O nedenle işte ilişki kurmak gerekir. Evet, bir de tabii başta da söylemedim. İleri düzey Excel eğitiminde, Power Query eğitiminde, Power Pivot eğitiminde, Power BI eğitimlerinde orta düzey veya ortalama bir kullanıcının en sıkıntı yaşayacağı şey de tabii ki ne oluyor? İşte bu ilişkileri kurulması oluyor. Çünkü temel bilgilerimiz az oluyor. O anlamda bu tür altyapıya ihtiyaç olduğu için bu videoyu hazırladım. Lütfen sabırla dinleyin. Uygulamaya birazdan geçeceğim. Hani bazen diyorlar ya uygulama ya uygulama ama bu iş biraz detaylı. Bu işin temelini de öğrenelim. Uygulamasını da yapalım. Evet, bize dediler ki ya biz markalarına göre satılmış, illere göre satılmış. Bu üç tabloyu birleştir. Hadi ikisini birleştir, beşini birleştir gibi. İşte ilişki kurmak gerekiyor. Çünkü burada markası var. Farklı yerde burada ürün kodu var, adeti var ama burada da markası var gibi. Onu ona almamız gerekiyor. Evet. Nasıl yapacağız? Bu tabloları modeline yükleyeceğiz. Aralarında ilişkiler kuracağız.
Ondan sonra da Pivot Tablo veya Power BI'daysak da her türlü görseli uygun bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Şimdi gelelim ilişkilerin kurulması nasıl olacak, nasıl hayata geçecek? Birçok ilişki var. Hangisini kuracağız biz bu tablolarımız arasında? Tablolarımız hangi ilişkiye uygun? Evet, onu bulmamız gerekecek. Evet, ondan sonra gidelim. Tabii kuramayacağız, onu da örneklemek istiyorum. Olası sorunlar nedir? İşte key alanlarında boşluklar, uyumsuz keyler alanlar olduğunda, boşluklu, problemli veriler olduğunda hep bu ilişkiler kurulamayacak. Onları örneklemeye çalışacağım. Evet, 3 tane ilişki veya bunu çok sayarak çift taraflı 4 tane ilişki. One to one, birebir ilişki iki tablo arasında kurulabiliyor. Bire çok, one to many, yine çoka bir, yani many to one oluyor ki sayabilirsiniz. Çok a çok, neyse işte many to many ilişki türü var. Tamam, somutlaştıralım, merak etmeyin. Böyle bir yıldızla gösteriliyor. Tipik olarak tabii. One to one demek bir tablonun her bir kaydı diğer tablodaki yine bir kaydına, siz bir satır diyebilirsiniz Excel mantığıyla, eşit olduğu, ilişkili olduğu durumda bu iki tablodan yararlanmamızı sağlayacak bir ilişki. Az ender kullanılır ama örnekleyeceğim. Bire çok ilişki en çok kullanılan ilişkidir. İşte ürünler var, satışlar var. Ürünlerden de bir şey alarak detaylı bir satış raporu almak. Satışlar var, müşteriler var van tarafında. Ondan da birçok bilgiyi alarak detaylı bir satış tablosu hazırlamak için kullanılan, en çok yaygın kullanılan ilişki bire çok diyebiliriz. Ve çoka çok da var. Satışlar ve siparişler, işte üretilenler, siparişler çok sayıda o kodlardan tekrar ediyor. Dolayısıyla da o many to many ilişki kurmak gerekiyor bunların ikisinden yararlanmak için. Önemli olan verilerimizin uygunluğu ve bizim hangi ilişkiyi, işte uygun ilişkiyi kurmamız ve raporlamada bunu kullanmamız. Evet, ilerleyelim. Birebir ilişki, bir ürün tablosu var. Adam aynı ürünler için ürün anket tablosu yapmış. Size deniliyor ki ürünlerin işte markaları bazında anket sonuçlarının ortalamasını getir. Şimdi biri orada, biri orada. Al yine veri kapla. Bunu yapmak yerine ilişkiyi kurup yapacağız. Birazdan örnekleyeceğim. Bire çok ilişki, en çok olan şey işte ürünler var, ürün satışlar var. Bir ürün kodu en tane satılmış. Onun için işte one to many böyle oluyor. Ne için kuruluyor? Bizim ürünlerimizde işte tepsürü vardı, gramajı vardı, şunu vardı, bunu vardı. Satışta bunlar yoktu. Sadece ürün kodu adeti fiyatı vardı diyelim. Dolayısıyla oradan alanları çekmek için kullanılıyor. Ondan sonra bunlara ana tablo, detay tablo da denilebilir. Master table, detail table falan filan. Yani dedim ya, bu geniş bir konu. Bunun kökeni database yönetimi sistemlerinden geliyor. Ama bizim amacımız Excel'de şu iki tabloyu, üç tabloyu birleştirip bir pivot tablo olmak. Yine Power BI'da 3-4 tabloyu, ya isterseniz 50 taneyi de, yani bunları şimdi göreceksiniz, problemli olacaklar olacak. Öyle her şekilde sürekli bırakla olmayacak. Evet. Ondan sonra böyle işte müşteri hareket, müşteri sabit, müşteri hareket derdi. Yani biz ilk yazdığımız programlarda hep böyle işte ca sabit, ca har derler. Nedir esprisi? İşte cari sabitler bir yerde duracak. Adamın adı, soyadı, vergi dairesi vesairesi. Ca har da onun hareketleri, sattı, etti, iade, para verdi, aldı, etti, neyse. Rapor çekerken de oradan adamın şeyini alıp işte adını, kodunu, şeyini çekiyoruz, dökümün adresini. Aşağıda da oradan gelen detaylı hareketleri bir anlamda. Bu hep yıllardır olan bir şey. Yine işte personel kaydınız var, onların eğitim hareketleri var. Hadi bakalım şimdi bu personelin bölümler bazında işte eğitim sayılarını bul vesaire. O zaman ilişki kurmak gerekecek one to many türünde. Evet, ilerleyelim. Bir yudum sağladım. Kusura bakmayınız. Devam ediyoruz. Uzun bir şey olduğunu söylemiştim. Şimdi
One-to-one ilişki yapacağız. One-to-many ilişki ürünlerle satışlar arasında bağlayabiliriz dedik. Tabii bunlar tekrardan ürünler şuna, müşterilere, bilmem nelere, işte müşteri satışlara falan filan gibi. Yani bunların sayıları artabilir modelde. Ondan sonra many-to-many'yi de bunlar arasında yapacağız. Yani ilk başta hatırlarsanız çok sayıda sanıyorum en baştaki şeyde vardı. Çok sayıda tablo bir araya gelebilecek bir model içerisinde. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. One-to-one ilişki, birebir ilişki Excel'de de kurulabiliyor, Power BI'de de kurulabiliyor, Power BI'de de kurulabiliyor. Rahatlıkla kurulabilirim ama az kullanılıyor göreceksiniz. En çok kullanacağınız one-to-one çok menü Excel'de, Power BI'de kullanılıyor. Ama bu menü-to-menü biraz karmaşık, biraz yani dikkatli, bilinçli yapılması gereken bir şey. Burada işte Power BI tarafında tekrar DAX yazmanız gerekecek. Power BI'da problem yok gibi görünüyor. Gayet kolay sürükleyip menü-to-menü'yü ama orada da yine DAX'ta desteklemek gerekebilir. İki tablodan da veri çekerken. Evet, Power BI'da kolay, diğerinde zahmetli ama bu ikisinin kolay olduğunu söylüyoruz. Onu da yapmak için tekrar ne diyelim, Excel'de desteklemek için de şey yapıyoruz. Yani tekrar ona şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra yani bunu da destekleyerek ek tablolarla bağlantı tabloları yaparak Excel'de de Power şeyde yapacağız. Power BI'da da yapmaya çalışacağım. Bağlantı tabloları diyelim. Evet. Devam edelim. Çok da iyi bir açıklama olmadı. Hadi şimdi bir one-to-many ilişkiyi hem Excel'de hem Power BI ortamında hem de Power BI ortamında yapalım. Ürünlerle satışları bağlayalım. Neden? Efendim ürünlerdeki markalar, ürünlerdeki bilmem neler tedarik bizde yoktu. Biz raporumuzu onlara da taşıyalım. Yani satışlar adetlerini tuttuk ama markalar bazında kaçar adet satılmış raporlayalım şeklinde düşünebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Şimdi tamam bir kere bakacağız ortak bir alan var. Yani buradaki ürün kodları gerçekten burada da satışta da ürün kodları şeklinde olmuş, satılmış mı? Ha var, ortak alanları var. O zaman kurulabilir bir one-to-many ilişki ya da ilişki diyelim ama one-to-many ne olduğuna da şimdi karar veririz. Peki ortak alanımız yok hocam. Adam gitmiş Ali 3 tane sattım, öbürü demiş ki şu ürün. O zaman olmaz. Yani uzun şeyli bir yol, engebeli. Ne yapmak lazım? Onları tekrar bir bağlantı tablolarından, işte teke indirecek şekilde bir düzenleme. Ama birinde Ali yazmış, birinde şu yazmış. Bir ID alanından birleşmek, yani bir bağlantı tablolarından. Öyle bir şeylerle yapılabilir. Ama uzun ve riskli bir yol diyebiliriz. Ortak alanın İşte büyük ihtimalle var ürün kodları. Ama buradaki sıkıntı şu. Bunlar mı onlar? Yani adam şurada bir ABC kodu yazmışsa burada olmayan, çünkü Excel'de normalde bir kontrol yok. Bir ticari sistemde bu olacaktır. İşte o referential integrity bu. Ama adam burada boşluklu yazmış vesaire. Onun için bu curb trim fonksiyonlarını bilmek lazım. Bunları var olup olmadığını bir düşüyara yaparak, lookup yaparak, yine mLanguage'de position of'la getirerek bakarak, Power BI ortamında bir sütunda lookup value'yle git bak orada var mı diye bakmak gerekecektir. Ama diyelim ki ürün kodlarımız burada birer birer tanımlanmış. Burada da onlardan en tane satılmış. Şu tarihte, bu tarihte. İşte burası bir tarafı, burası da çok tarafı oluyormuş. Tamam. Nasıl karar verdi çokla? Tip ortak alanımız ürün kodu dedik zaten. Eşleşiyor mu? Evet, 10 dakika. Tekrar durumu. Burada bakıyoruz tekrarsız. Unique yani bunlar bir anlamda. Evet, tekrarsız olduğunu görüyoruz. Burada tekrar ediyor. Ondan sonra ben biraz veri açarak göstereyim onu sizlere. Satışlar
Şöyle bir tekrar almasını gösterebiliriz. Hepsi tekrar ediyor gördüğünüz gibi. Ya da 126 diyelim. 141, 118. Ya 126 burada da var gördüğünüz gibi. 126 burada da var. Gördüğünüz gibi N tane var burada tekrar ediyor. Ama ürünlere gelince hiç tekrar yok. Bakabiliriz. Ondan sonra yok bir tekrar eden. Olsaydı biraz sonra olarak yapacağım. Olsaydı bu want bir ilişki kurdurmayacaktı Excel. Birazdan bakarız. Şimdi her şeyin normal olduğunu düşünerek ilerleyelim. Evet. Tekrarsız anahtar alanı var. Burada tekrar ediyor. Artık want to many ilişki kurulabilir ve aralarında da işte bir geçiş yönünde veya iki geçiş yönünde bakarız. Buradan markasını da alarak satışta böylelikle satış değerlerinin marka bazında görür duruma gelebiliriz. Başka başka alanları da varsa ürünler sayfasından want tarafından buraya çekebiliriz. Evet. Şartlarını tekrar edelim. One tarafında bir anahtar alanımız olacak. Çift kayıt olmayacak. Boşluklar olmayacak. Bunlar var mı? Gerekli check edilecek. Trim curve falan yapılacak. Yani çok düzgün tabii ticari sistemlerden alınan verilerde problem olmayabilir. Ancak birilerinin girdiği manuel varsa evet bu kolay olmayacak. Bu ilişkiler sürüklenerek yapılmayacak gibi. Evet. Çok tarafında da özellikle başka bir alan içermeyecek. Yani şimdi burada bilmem ne FC 12-13 kodları var. Orada ABC kodları var. İşte o zaman kurdurmayacak. Şimdi onu da örnekleyeceğim kurdurmamdır. Evet. Artık sabrettiniz, dinlediniz. Şimdi bu dediklerimizi one to many'yi Excel ortamında düz PowerPoint ortamında çok daha kolay olacak. Zaten Power BI ortamında süper kolay olacak. Her şey bu ilişkiyi rahatlıkla kuracağız. Şimdi örnekleyelim. Sanıyorum işte mantığını neden bire çoka karar verdik? Bire bir tane de yapacağım ama en çok bire çok. Zaten çoka çokları da Power BI destekliyor ama Power Pivot'ta onları da tekrar bire çok haline getirerek yapıyoruz. Evet. Bir bağlantı tablosu. Burada bakın bir tablo yapmak gerekiyor. İlişki oluşturulacak. İşte relationship'ten daha sonra power yapacağız. Onları data modeline mutlaka alıyor olacağız. Şu veri modeline pivot oluştururken arkadaşlar veya doğrudan şu bağlantılar connections bölümümüz var data kısmında. Oradan yapıyor olacağız. Hatalı durumlara geleceğim. Evet, şimdi gidelim. 2-3 ortamda da yapalım. Birincisi bunları tablo haline getirmek gerekiyor. Kontrolle yani ekle tablo insert table'dan bahsediyorum. İşte bunları hep gereken şeyler. Getirdim tablo. Tablolara bir uygun isim vermek lazım. Ben eskiden kalma SQL'de de böyle adlandırırdık. Tablo satışlar. TBL satışlar yani çok olacak ya. Adları karışmasın diye. Bir zorunluluk yok ama table 1, table 2, table 3 olursa hangisine diye karıştıracaksınız. Bir kontrolle veya bir ekle tablo yine yapıyorum ve ürünler TBL ürünler diyorum. TBL ürünler. Evet. Tamam. Veriye gidiyoruz dataya. Şurada relationship var. İlişkilere basıyoruz. Yeni diyoruz. Bakın o kavramlar ürünler birincil sütunu ürün kodu satışlara bağlanacak. O da bir tablo daha varmış herkes sıkıntı yok. Satışlara bağlanacak. Ne ile? Ürün koduna. Evet şimdi ilişkiyi kurduk. Eğer biraz sonra hatalı yapacağım. Bir data hazırladım. Bunlarda tekrar var. Orada bilmem ne var. Kurmayacak. Power BI de olsa kurmayacak. Bunlarda hata var diyecek. Yani want to many ilişkiyi kuramayacağım. Bunları düzelt. Öyle gel diyecek. Evet. Şimdi bu tablolar veri modelinde mi? Bakalım. Şuraya gidiyorum.
Evet, veri modelinde görünüyor. Yoksa bunları buradan alıp aç deyip veri modeline ek diyecektim. Bu şekilde veri modeline eklenecekti. Şimdi yaparsam sanırım iki tane yapar. Sıkıntı yok. Eklenecekti. Veri modelindeler şimdi. Artık direkt gidebilirim. Pivot tabloma ekle pivot tablo. Diğer tablolar diyeyim. Gelmedi. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle yapacağız sanıyorum. Ekle diyelim. Pivot tabloya. Veri modelini ekle diyelim. Tamam. Satışlar diye. Bakın. Tümü birden geldi. Önceden eklenmişti biliyorsunuz. Buradan da iki kere ekleyebilirsiniz. Yani önemli olan onları veri modeline aktarmak. Veri modelinde duruyor. Bir yapı var diyelim. Excel'de arka tarafta oluşturulmuş sistem içerisinde. Evet, artık ben neyi yapabilirim? Markaların aylık satış adetlerini bulabilirim. İşte artık grafiğini çizerim, şunu çizerim, bunu çekerim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ilişkiyi kurdurdu bize ve yaptırdı. Raporumuzu aldık. Çünkü sadece satışlarda bu yoktu. Başka ürünlerde, başka alanlarda varsa onları da çekebilirim. Örneğin tedarikçi kodu var, ürün adı var, grubu var. Ondan sonra türü var. Ondan sonra gibi yani şeyde olmayan alanları kullanmamı sağlar. Şimdi bu kadar diğerlerinde çok daha kolay çünkü mouse'la kuracağız ilişkiyi ama bir de size şunu göstermek isterim. Hatalı veri eğer yerini falan bozmadıysam onu açalım. Bakın ürünlerde tekrar yaptım. Şunu şöyle yapayım. Ürünlerde tekrar yaptım. Şunu şey yapayım, save edeyim. Satışlarda da gittim, olmayan bir şey yaptım. Hatta işte şu sunum yoktu. Şey yapayım. Şimdi böyle bir tablom var. Hani onun olamayacağı durumunda. Şimdi burada teki gördük zaten. Bu want menü'ye bu bizi gitmemizi engelleyecek. Burada bu var. Var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Şimdi bunu giderdik diyelim. Bunun 13 olduğunu öğrendik, yaptık. Manuel bakarak. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir düşüyara bir lookup çekerek. Ya kardeşim bundaki bütün kodlar ve bu tabloda var mı? Bir bakalım. Boşluğundan olabilir. Çok özür dilerim. Düşüyarayı bitireyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi baktık. Yok olanlar yok geldi. İşte bu problem. Bu şekilde böyle bir ürün yetim diyelim ne diyelim bu satılmış oluyor ama böyle bir ürün yok. İşte buradan gidemeyiz. Böyle bir şey bir tutarsızlık diye tanımlayalım en basitinden. Olmaması gerekir. Yanlış girilmiş vesaire. Ve bu durumda bunun düzeltilecek, yapılacak. Çünkü şu anda kurmayacak. Bakın deneyin. Tablo olarak bunun adı neymiş? Tebele ürünler tamam. Satışlarının adı. Yani ikisini de tabloya çevirdiğimi düşünün. Ekle diyerek tablo ve satışlar. Şimdi gidelim ilişki kurmaya. Ondan sonra veri, ilişkiler yeni diyorum. Yine ben ürünler diyorum. İşte ürün kodu diyorum. Satışlar diyorum. Ürün kodu diyorum. Hadi kur. Bakın yinelenen değer içeriyor. Bakın çıkmıyor bile tamam. Hatayı gördük. Şurası. Evet. İngilizcesi de böyle. Ondan sonra hatayı vermiş oldu. Bu normal şartlarda sanıyorum. İşte hata durumu, İngilizce hata durumu, hatalı durumlar olacak yapmayacak. Bu durumda nasıl düzeltilir? Bunun çözülür böyle ne olduğunu araştırır o tarihteki nasıl oldu da biliyorsunuz sistemden gelmemesi lazım. Yine burada boşluklu falan varsa kırptırım boşlukta gider ve tekrarlığa gidilir. Buradan bakılır bu sorun düzeltilir ya da böyle bir kayıt yoksa ondan sonra tabii ki yani diyelim ki
bu silindi. Hani orada ondan sonra buradaki sorun da giderildi ve artık çift yok, şu yok, bu yok. Evet, şimdi kurabilir gidersek ondan sonra. İşte bunlar hani şirketlerde işte sık ilk başında böyle şeylerle karşılaşırsınız. Hani hemen öyle sürükle bıraktı olmayacak. Ama problem değil. İşte amacımız bunları aşmak için gerekli temel bilgilere sahip olmamızı. Evet. İkisi de yine değerler içeriyor diyor. Ondan sonra bakalım. Şey olmadı sanıyorum, değil mi? Bir güncellenmedi dosya belki. Bakalım. Burada artık bir çift kalmadı bildiğim kadarıyla. Ondan sonra tamam. Satışlarda zaten tekrar olacak. Problem yok. Tamam. Açmak, kapamak gerekirse. Ben şunu şöyle farklı kaydedeyim. Ben onu çünkü hep kullanacağım. Evet. Farklı kaydettim. Şu anda temiz veri duruyor herhalde. Yine tablo yapılarım var. Satışlar tablosu da var. TBL. Gidelim ilişkiyi kurmaya. Ürünlerin ürün kodundan, satışların ürün kodundan her ikisinden değer içiyor. Ondan sonra tablo tanımlarını yenileyerek gitmek istiyorum. Ondan büyük ihtimalle tablo tanımını kaldıralım. Çünkü bir sürü düzelttik, ekledik ama veri modeline eklenenimiz eski sistem. Veri modeli güncellenebilir tabii ki. Bir bunu deneyelim. Yeniledim tekrar. Bu sefer TBL satış Y diyeyim. Yok, ürün de özür dilerim. Ürün Y diyorum. Ürünler Y. Evet, sabır istiyor. Yoksa ben de şey yaparım ama başka türlü çözerim. Her zaman sabrı göstermemiz lazım arkadaşlar. Yine yazılımcılık, bu tür şeycilik, TBL satışlar Y diyelim. İki yeni tablomuz var. İki yeni tabloyu şeye ekleyelim. Veri modeline ekleyelim. Onu da şöyle yapıyoruz. Hem onu da görmüş olacağız. İyi olacak. TBL'ye aç diyorum. Yalnızca bağlantı. Evet. TBL satışlar Y aç diyorum. Yalnızca bağlantı. Umarım temizliklerimiz tam olmuştur. Evet, şimdi gidelim. Artık yeni tablolarımızdan ürünler Y'den ürün kodu ve satışlar Y'den ürün kodu. Bakın artık ilişki kurulabiliyor ve ardından da diyordur. Yani temizleyip de böyle gidebiliriz. Evet, hatalıyı kapatıyorum. Şimdi artık işin kolay tarafına gelelim. Power Pivot, bunu da kapatayım. Bakın şimdi Power Pivot tarafında yapacağım. Şimdi satışlarım var, ürünlerim var. Bakın ne yapıyoruz. Tablo haline getirirsek iyi olur sanıyorum. Yine yapalım. Yani bu konularda farklı tercihler olabilir. Ekle diyoruz. Tablo diyoruz. TBL ürünler. Şimdi Power Pivot'ta yapacağım ve Power BI'de yapacağım. Ama bunlar çok daha kolay olacak. Merak etmeyin. Ürünler. Tamam. Satışlar. Kontrolle ve TBL satışlar. Evet. Power Pivot burada 2016 üzerinde. Sanıyorum açılmıyorsa, bu görünmüyorsa geliştiriciden, eklentilerden Power Pivot aktive edilecek arkadaşlar. Evet. Hazır. Kolay. Tablomuza gidiyoruz. Power Pivot'tan veri modelini ekle. Hemen kapatıyorum. Geldim. Veri modelini ekle. Evet, eklendi. İkisi de kapatıyorum. Şurada manage var. Yönet kısım var. Diagram var. İşte
One too many ürün kodu, ürün kodu. İlişki oluşturuldu. Açıp bakalım. One too many ilişki tamam etkin vesaire. Power BI'de daha detaylı bir ekran gelecek. Bitti. Arkasından pivot tablomuza gidebiliriz. Bu tablolar güncellemek falan tabii ki aynı şekilde şimdi pivot tabloyu güncellediğinizde tabolarda save edip kapandıysa veya başka yerlerden alınıp gelmişse yani buradan biliyorsunuz aynı şekilde veriler alınıp getirilebilir. O şekilde. Evet. Marka diyorum. Ondan sonra satışlardan da aylık tarihimi, satışların adetini buradan görmüş olduğunuz gibi alabiliyorum. İşte bu şekilde çok daha kolay yaptık. Amaç neydi? İki tablodan ilişki kurmak ve istediğimiz raporu almak. One to many ilişki yaptık. Şimdi Power BI'da yapalım. Bunu kapatalım. Neyse size dursun problem değil. Power BI'yi açalım. Veri al diyelim. Excel diyelim. Şuradan Power BI 1 yani aynı verileri farklı farklı kullanayım diye kaydettim ama yani çok da fazla bir problem. Bir tane tablo tanımlanmış. Evet. Onun dışında bize ne lazım? Ürünler okuyor mu ediyor mu problem. Biliyorsun olmazsa dönüştüre gidip başlık falan düzeltme yapacağız gibi bir problem yok. Ondan sonra satışlar alıyoruz. Problem yok. Tarih türü vesaire bilmem ne olursa dönüştüre gidip yaparsınız. Onu da artık Power Query taraflarına bakın. Yükledik. Hemen aralarında ilişkiyi kuracağım. İşte şu anda her şey yolunda ama olmadığında neler yapabileceğimizi gördük. Hatalıyı burada açtırırsak saydık. Büyük ihtimalle diyecek ki böyle şeylikler var. Onu da göstereyim olması. Aynı şeyi bizden isteyecek. Evet işte ilişkiyi zaten tanıdı ve kurdu. Yoksa sürükleyerek kurabilirdiniz. İsterseniz sileyim tekrar kurayım. Şöyle bakın daha detaylı tek yönlü çift yönlü var. Ya bu da filtresi deniliyor. Yani işte bire çok değişik şeyler var. Yani bu yönde olacak ilişki çoka bir. Yani buradan o yönde geliyor ve bir yönde yani şu ok bu ürünlerden buna. Yani burada markayı çekiyor, şeyi çekiyor. İki yönlü de olabilir ama bizim amacımız zaten satışlar raporunu ne diyelim detaylandırmak için bunları kullanıyoruz. Çok daha kolay. Artık görsele gidip ondan sonra ister bir grafik olsun, şu olsun, ben arkadaşım markaları istiyorum. Markaların satış adetini istiyorum. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi yaptık. Evet. Sıkıntı yok. Ondan sonra aldık. Ya ben aylık istiyordum, tarihin istiyordum vesaire gibi. O zaman da ne yapılabilir? Markayı şeye çekerim. Satışların tarihini de alırım. Ondan sonra aylık yaparım vesaire. Ondan sonra işte onları da artık Power BI bilginizde aylık 4 markanın satışlarını göstermiş olduk. Bir dilimleyici vesaire filan kullanarak raporu güzel hale getirebiliriz. Evet, one to many ilişkinin kaynağından gelip verilerimizin buna uygunluğundan çıkıp yapmaya çalıştık. Dediğim gibi çok kullanacağım şey. Daha çok olsaydı, ya ben müşterileri de eklemek istiyorum. Tamam, buna o zaman modelimize hani onu da çekeceğiz. Ondan sonra o da kurulacak. Yapmaya çalışayım. Şunu kullanmıştık sanıyorum. Müşteriler sorunu yok. Direkt aldım. Kendisi kurdu. İşte evet işte bu tür artık relational sistemde işte bir şema ortaya çıkıyor şema. Bağladı gördüğünüz gibi van tarafından yine akışlı.
Aldı Filsel'i. Tamam. Ben şimdi ne yapabilirim raporumda? Ya müşterilerden de alayım. Neyini isteyeyim? İşte bakın müşteri grupları var, illeri var. İller bazında bir dilimleyici hattı vereyim, kullanayım bu raporumda. Artık dediğim gibi sizler istediğiniz gibi Adana'daki satışlarım, Ağrı'daki satışlarım, CTRL'e basayım çoklu bir büyük il bulalım. Ondan sonra çok il varmış. Ondan sonra bizim müşterilerin ili, ondan sonra tümünü seç seçeneği koyalım dilimleyicimize gibi. Artık dediğim gibi orasını artık o yapmakta zor olmasa gerek. Evet, devam edelim. Çünkü daha bitmedi şimdi. Evet, one to many ilişkiyi kurduk. Hatalı durumlar da yaşadık. Bu tablolara aktarma süreci. İşte hatalarda yaparız, DAX kullanırız falan filan. Bunlar da başımıza geldiğinde ki bir takım şeylerden bulmaya çalıştım. Hatalı durumlar. Bakın Power BI bunu dedi. Böyle kendisi şey yapıyor. Problem budur. Aynı şekilde düzeltilecek. Power BI'da çok rahatlıkla yaptık, ekledik. Şimdi hadi bir de birebir ilişki yapalım. Bir de çoka çok ilişki yapalım. Many to many, one to one. Birebir ilişki de şöyle. Yine gidiyorum. Verilme geleyim. Ondan sonra Power BI için. Bakın ürünler var. Bildiğiniz bizim işte ürünlerimiz, her şey hayal, o konuda diyeceğim bir şey yok sanıyorum. Şimdi geldik ürün anket. Yani ürünlere gidilip anket yapılmış. Kullanım süresi 3 denmiş. Ortalaması herhalde işte efendim. Rakip ürüne şeyi 78 denmiş. Memnuniyet 40 puan verilmiş bizim anket. Tamam, güzel. Ya acaba ben markalar bazında bu anket sonuçlarının ortalamasını mı? Çünkü ürünler farklı farklı markalara ait. Şunların ortalamasını alabilir miyim ondan sonra? Evet, alabilirsin. O zaman aralarında ilişki kurmak gerekecek. Kuralım. Bu zaten tablo olarak doğru mudur? Tablo ürünler. Buraya geldim. Bunu da tablo yapmış, yapmasaydı eklediği tablo yapacaktık. Artık çok kolay. Hemen Power BI'ye gidelim. İlişki yönetimimize gidelim. Zaten ürünlerimiz vardı. Bir de buraya bir dakika. Acele etmeyelim. Modele ekleyeceğiz. Ürünün anket modeli. Pardon. Ekledik. Artık diyagrama gidelim. Bakın anket. Anket bununla olacak. Hemen ilişkisini kuruyorum. Ürün koduna, ürün kodu. O kurduğu ilişkiyi öyle yapıyor. Birebir simgesi vermiyor ama birebir ilişkiyi kurdu. Zaten kurmasa şimdi görürsünüz şeyini. Evet, artık bir şeye giderek, pivot tablomuza giderek onu da tekrardan yapabiliriz. Power Pivot'ta da var. Pivot tablomuz. Yönet ekranına gidelim. Geldi. Pivot tabloya gidiyorum. Neyi istiyorum? Ya ben ürünlerin markalarını istiyorum. Ve her bir ürününde ürün anketten kullanım süresini istiyorum markaların. Evet. İlişki kurulmamış görünüyor. Bakalım. Ondan sonra ve onun ortalamasının göstermek istiyorum. Burada problem oluştu gördüğüm kadarıyla. Hepsini birden desteklemedi. Şöyle yapabiliriz. Sıfırdan yeni bir dosyamız üzerinde aynısını gerçekleştireceğim. Olacaktır. Yani aynı anda diğer ilişkili kurup birebiri kuramadı. Ama sonuçta verilerimiz bir yerde durabilir. Ayrı bir raporlama projesi olarak birebirliği de oluşturabiliriz. Yeniden yapacağım. Ürünlere geldi. Tablo yapıyorum. Power BI'de de tekrar deneriz. Birebiri. TBL ürünler. Ondan sonra. Tamam.
Ürün anket yapılmış, yapılmasaydı ekle tablo diyecektik, adını buraya yazacaktık. İşte tekrar Power Pivot'a gidiyoruz, veri modelini ekletiyoruz. Tamam, evet, diğerini de ekleyelim. Ürünleri de ekliyoruz veri modeline. Tamam, şimdi gidiyorum Pivot tabloma. Ne demiştik? Benim ürünlerimden markalarım gelsin. Buradan da anketten de kullanım süresi değerleri gelsin. Gördüğünüz gibi ilişkiyi kurmadık. Çok özür dilerim. Hemen kuralım. İşte acele edince böyle oluyor. İlişkiyi kurayım. Daha iyi oldu. İlişkiyi kurunca düzelsin. Öyle çok değer tekrarı geliyorsa iyi oldu. İlişkilerde problem var demektir. Bakın düzelmiş oldu. Grafiklerde de hep şey çıkar. Burada birebir ilişkiyi Power Pivot'ta yaptık. Şimdi gidelim, bizim Power BI'ımız vardı zaten. Ondan sonra farklı bir rapor da alırız. Power BI'da bakalım nasıl olacak. Bu ilişkiler varken ona izin verecek mi? Evet, Power BI ortamına ekleyeceğim şimdi şeyi. Power BI birden getirmiştik sanıyorum. Power BI birden almıştık onları. Bir de anket şeyimiz var. Tablo halinde. Çok fark etmeyecek. Evet. Bakın kendisi kurdu bile ilişkisini hemen. Ondan sonra şöyle biraz daraltalım. Birebir ilişkiyi kurdu gördüğünüz gibi memnuniyet anketiyle. Evet, bir görsele gidelim hemen. O yaptığımızı bir şey üzerinde, grafik üzerinde de göstermeye çalışalım. Aldık. Markalar bazında nereden gelecek? Ürünlerden gelecek. Anketlerden anket sonuçları gelecek. Ve ortalama değerleriyle. Ondan sonra bir de şey koyalım, eri etiketi. Ortalama değerlerini bu şekilde her bir şeyin markanın görmüş olduk. Kaçtı. Tabii öyleydi, biliyorsunuz tabloda vardı biraz önce. Doğru tabloda. Tatlısan 200. Ha, burada da toplam demişiz. Hatalı olmuş. Düzeltelim. Ortalama. Evet. Ortalama değerleri görmüş olduğunuz gibi buradan işte artık biçimlemesini şunu bunu yapabiliriz. Ortalama değeri. Ortalama memnuniyet, kullanım süresi, özür dilerim, orada ona baktık. Şunu kaldıralım, kullanım süresini almıştık. Evet, işte tabii toplam değil, ortalama olacak. 5 küsur, 10 küsur gibi değerler. Evet, geldi. Bakın aynı değerler, 6.75 FC süt tat, 6.75, burada da 6.75 FC süt. Evet, birebiri de ufak tefek sıkıntılarıyla yaptık. Power BI'de sorun yok. İşte Excel tarafında Power Query'de aynı anda hepsini desteklemedi sanıyorum. Onu ayrı bir proje yapabilirsiniz. Problem değil. Veriler biliyorsunuz kaynağında durum. Bir tanesi müşteri şey için, bir tanesi satışlar için. Evet, şimdi asıl detaylı kısma gelelim. Evet, zamanımız doldu ama many to many, çoka çok ilişkiyi yapmak. Biliyorsunuz çoka çok ilişkiyi Power Query'de rahatlıkla, Power BI'de rahatlıkla yapacağız. Power Pivot tarafında da, Excel tarafında onu one to many şeklinde düşünerek bir bağlantı tablosu aracılığıyla yapıyor olacağız. Evet, ben şimdi Power BI'de hemen yapayım işin kolay tarafını. Buradan bile gidebiliriz. Buna bile ekleyebiliriz burada. Ekleyelim. Şimdi satışlarımız vardı.
Ben bir de ama satışlarımla üretimi de görmek istiyorum. Biliyorsunuz üretim tablomuz da var verimizde. Ondan sonra Excel verimizde ekleyelim. Power Pivot 1'i kullanmıştık. Power BI 1'i kullanmıştık. Üretim. Görmüş olduğunuz gibi bakın tarihlerde bilmem aynı üründen belli bir miktarda üretilmiş. Bunu da alıyorum. Evet. Bakın kendisi getirdi. Şöyle yapalım. Üretimi de şey tarafına şunu şunu alabiliriz. Üretimi bununla şey kurdu. Şununla keseyim çünkü onu gördü biliyorsunuz. One to many'yi gördü. Bunu sileyim. İşte bu otomatik algılama bu. Gördüğünüz gibi ben bir şey yapmadım. Şimdi ikisi arasında çoka çok yapacağım. Ürün kodundan ürün koduna çekiyorum. Evet. Ek şeyimiz burada. Menü to menü. Satışlar, üretim. Ürün kodlarından her iki yönde bots çıkacak. Birbirine veri geçirme filtresi biliyorsunuz seçeneği. Burada bir şey uyarı veriyor. Dikkat edin diyor. Benzersizler var. İkisinde de benzersiz değerler içermesi beklendiğinden diyor. Ona dikkat edin. Yani ikisi ayrı ayrı ürünler. Hani şeyler çıkmasın. Hani Ermeyle armut ya da farklı kodlarla farklı kodlar karışmasın gibi. Yani eksik kalmasın gibi bazı toplamlarda. Yani onu dikkatli gerçekten test etmek lazım. Sonuçtaki değerleri. Evet, görmüş olduğunuz gibi çoka çok ilişki kurdu. Ne yapabiliriz? Raporumuzda hem üretim sayılarını gidelim. Hem üretim adet miktarlarını görebiliriz. Bir pivot tablo alalım. Yani bir matris alalım. Hem üretim miktarlarını görelim. Hem satış miktarlarını görelim. Ondan sonra satış adetlerini görelim. Gördüğünüz gibi 74 bin. Ondan sonra 29 bin. Bunları markalar bazında sıralayalım. Müşteri kodları bazında sıralayalım. Bu tür şeyleri yapmaya çalışalım. Ürün kodu bu satır sütun. Satırlara ürün kodunu alayım. Görmüş olduğunuz gibi artık büyütürüm görseli. Her bir üründen ne kadar yapılmış, üretilmiş, ne kadar satılmış gibi olmayanlar var. Çünkü bazılarında sıkıntı yok. Rakamlar doğru görülüyor. Yine bu sütunda satırlarda sütun tarafına da bir ay çekebilirim. Bu şekilde şeylerimi görebilirim. Kapatayım. Böylelikle aylık üretim miktarlarını ve şöyle büyüteyim. Görmüş olabilirim. Power BI tarafında oldukça rahat. Çoka çok. Tabii tutarlılıkları check etmek bizim görevimiz. Ama bir saçmalama görünmüyor gibi. Şimdi Power Pivot tarafına, Excel tarafına gidelim. Ve bizim üretimle şeyin arasında bir ilişki kuralım. Evet. Bunu kapatıyorum. Sanıyorum anlaşıldı. Onu da kapattım. Hani temiz dosyayı Excel'de açıyorum. Bitiriyorum. Az bir şey kaldı. Şimdi az kullanılmış bir dosya bulayım. Ondan sonra şuradaki verilerden kullanıyoruz genellikle. Power BI 2'yi hiç kullanmadık bildiğim kadarıyla. Power Pivot 2'yi açayım. Tamam. Şimdi üretilen verilerle tablo değil satışlar arasında menü to menü ilişki kuracağım ve yine toplam satışları ve adetleri ve toplam üretim satışlarını göstereceğim. Power BI'da kolay görünüyor. Tabii kontrollü olmak şartıyla. Şimdi gidelim bunları tablo haline getirelim. TBL satışlar. Bunları çok özür dilerim. Aceleye gelmeyecek hiçbir şey bu işlerde.
TBL üretim diyelim. Evet. Aldık. Şimdi şeyi ekleyeyim. Modeli ekleyeyim. Veri modelinde değiller. TBL satışlar, TBL. Ondan sonra sadece şeyler ekliyorum şimdi. TBL satışlar, TBL üretim. Şuradan veri modelini ekliyorum. Ha, power şeyle yapacağız. Power Pivot da yapıyoruz. Direkt atalım. Veri modelini ekle. Evet. Ona ihtiyaç yok. Satışlar veri modelini ekle. En azından işte bu tür veri modeli kavramını oturtmuş olduk arkadaşlar. Bunlara çalışırsınız. Veri modelini ekledi. Şimdi Power Many to Many desteği yoktu biliyorsunuz. Şeyin. Bunu buna attığımızda bir ilişki kuramayacak. Evet. Yani işte orada İngilizcesi de var. Ondan sonra bunu kuramayacak. İngilizce, Türkçe şeylerini hataları şu. Ondan sonra şimdi şunu yapabiliyoruz. Burada yöntemler. Tekrar gidiyorum satışlara ve üretime. Bakın şuradan sanıyorum satışlardan olabilir. Bir tanesinde şunu alalım. Yani ürünlerden de aslında direkt ürünlerle ilişkisi vardı değil mi bunların problemsiz. Yani bir şey ekliyorum. Ürünleri de ekleyeyim. Tablo haline getireyim. Gördüğüm kadarıyla tablo değil. Yani sadece kod tablosu da oluşturabiliriz ama ürünleri de alalım çünkü daha kolay olacaktır. TBL ürünler. Şimdi ürünleri de veri modelini alıyorum. Bakın şimdi iki tane ilişkiye böleceğiz bunu. Evet, bir one to many ilişki buradan. Bir one to many ilişki buradan. Evet, ilişkimiz kurulmuş oldu. Şimdi veri modelindeler. Pivot tabloya gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi anketi kullanmıyoruz. Satışlar, üretim ve ürünler geldi. Gidip üretilen miktarı ve aynı zamanda o kadar doğru rakam 29 bin bildiğim kadarıyla ve satış rakamının adetini burada alabiliyorum 74'te. Daha sonra da bunları işte satışlardan müşteri kodu, satış kodu artık bir şeyle parçalayacak şekilde burada görmüş olduğunuz gibi şeyi bıraktı. Hani müşteri şeyini bir kod sistemi de oradan gerekecek. Bir saniye. Burada ortak şeyden tekrar onun içinde bir bağlantı sistemi kurmak gerekiyor. Ama sanıyorum orta tablodan yani TBL ürünlerden rahatlıkla bir markayı alıp burada markalar bazında görmüş olduğunuz gibi tekrar tarihi vesaire böyle bağlantı yaparak yapabilirsiniz. Ondan sonra isterseniz aradaki farkı mesela Ayçiçek'ten hiç üretilmemiş, diğerlerinden üretilmiş bildiğim kadarıyla rakamlar doğru. İkisi arasındaki farkı da göstermek isterseniz de işte artık şeyde de aynı şekilde bir küçük ölçü yapmak. Yazmak isterseniz Power BI tarafında yeni kolon veya bir DAX yazarak burada da işte DAX yazarak bir tane yazmaya çalışalım. İkisinin farkını bulalım ve çalışmamızı bitirelim. Şöyle bir şey yeni ölçü ondan sonra sam yaparak burada neyi bulacağız? Üretimin miktarıyla
Şöyle bir M dersek üretimin miktarı gelecek. Aşağı doğru okla iniyorum. Üretimin miktarı farkını buradan buldurayım. Satışlar adet toplandı. Eksi bir sam daha. Bu sefer de üretimin adedi TBL diyelim. TBL üretim miktar. Kapatıyorum. Böylelikle farkı da bulmuş olduk. Artık ölçünün adını istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Arasındaki farkı da böylelikle çıkarmış olduk gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, uygulamada ufak tefek aksaklıklar oldu ama çok majör bir şey yok diyebiliyorum ama tekrar etmek, yapmak verilerinizde. Burada ta sunumun başından da gelecek olursak çok kısa özetleyeyim ve bitireyim. Sanıyorum yani bir saate yakın zaman oldu. Ama birincisi bu ilişkiler meselesi Power Query, Power BI, Power Pivot çalışırken karşınıza çıkacak. Bizim hedefimiz zaten kurumlarda çalışan. İlişkiyi anlattık neden ihtiyaç olduğunu falan filan. Burada esprisi biz şimdi ne rapor üretmek istiyoruz? İşte efendim markalara satışlar, gruplara satışlar, şunlar bunlar. Ondan sonra şimdi tablolarımızda ortak alanlarımız var mı? Tekrarlı, tekrarsız, uyumlu kodlar vesaire. Bunları belirlemek. One to many mi? One to many. Ama çoğunlukla one to many olacaktır. Yani tabii ki one to one da olabilir. İşte yaptık gördüğünüz gibi one to many ilişki. İlişkiyi gerçekleştirmek, ikisini bağlayacak ilişkiyi, iki tabloyu düşünmek, bağlayacak ilişkinin ne olduğunu belirlemek, ilişkiyi kurmak, kurulmuyorsa one to many kurmaya çalıştığınız zaman tutarsızlıklar var, kod temizlemek olabilir, diğer taraftan kaldırmak olabilir. Many to many ise yine aynı şekilde ihtiyaca göre daha sonra da ilişkiyi kurduktan sonra raporlara uygun taşımak lazım. Power BI'da hiç problem çıkmadı. One to one'da, one to many'de, many to many'de gördüğünüz gibi Excel tarafında sıkıntılar çıkabiliyor. Dikkatli, temiz çalışma gerekiyor sanıyorum. Ama hepsini başardık sanıyorum. Evet, kurmak bu ilişki türlerinde gördüğünüz gibi nereden kaynaklanıyor? Excel'de desteklenmeyen bir türümüz var. İşte onun için işte, cambazlık tabiri bağışlayın. Cambazlıklar yapıyoruz. İşte bir takım benzersiz sütunlar yaratıp onlardan bağlantı kurularak yapılabiliyor. Tarihler içinde keza aynı yöntemler var. Bu tür çoka çok ilişkilerde. Onun dışında Power BI'da gördüğünüz gibi sorun yaşatmıyor. Bu şekilde her bir ilişkiden kurmaya ve onları da gerçekleştirmeye çalıştık. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere diyelim. Tabii ki Power BI ile ilgili çok sayıda Power Query, işte M Language çok videolarım var. Ondan sonra Power Pivot ile ilgili videolarımız var. DAX ile ilgili videolarımız var. Bunları geliştirerek tabii kendi rapor ihtiyacınızda, kendi deneyiminiz, kendi bilgilerinize de bunları artırarak bu çalışmaları yapabiliriz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.